Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere yeni Gladiator GTR Multi cihazımızın yazılımını yeniledik. Bunun kullanımıyla ve değişen menü özelliklerini aktaracağız sizlere. Öncelikle cihazımızı açalım. Cihazımızda 10, 20, 30, 40, 50 otomatik çekimlerimiz mevcut. Sonrasında manuel çekimimiz var. Manuel çekimimiz real time olarak yapmaktadır. Yani anlık olarak bilgisayara göndermektedir. Biz arazinin genişliğine, uzunluğuna göre örnekleme sayılarını değiştirebiliriz. Ultrason çekimimiz mevcuttur ve hafıza kayıt vardır. Hafıza kayıtta 8 tane kayıt özelliğimiz vardır. Yani ayrı ayrı noktaları, ayrı ayrı 8 noktayı cihazımıza kaydedebiliriz. Sonra kaydetmiş olduğumuz görüntüleri de buradan kayıt gönderden seçerek gönderebiliriz. Sonra tablo gönder seçeneğimiz var. Kayıt etmiş olduğumuz 8 tane datayı grid dosyası olarak da bilgisayarımıza gönderebiliyoruz. Böylelikle Voxer veya Surfer'da da inceleyebiliyoruz arkadaşlar. Batarya durumumuz yine menüden ilerlediğimizde buradaki OK tuşuna bastığımızda cihazımızın batarya durumunu buradan görebiliyoruz. Şimdi sizlere ilkin otomatik örneklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımızda BlueSoil programını açıyoruz. Cihazımızı bilgisayar ile eşleştiriyoruz arkadaşlar. Zaten yeşile döner. Bunu direkt aşağıya indiriyoruz. Buradan yazılımımızı açıyoruz. Cihaz modelimizi seçtikten sonra buraya örnekleme sayımızı yazıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi 10 örnekleme alacağım. 10 yazıyorum buraya. Cihazımızdan da 10. Öncelikle bunu yaptıktan sonra bilgisayarımızdaki tamam tuşuna basıyorum programdaki. Sonra cihazımız üzerine OK tuşuna basıyoruz. Mavi butona bastığımızda örnekleme sayılarını ekranda görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde örneklemeler bilgisayarımıza anlık olarak düşmektedir otomatik çekimde. Ben burada bir sıra alıyorum sizlere bunu gösterdiğim için. Örneklememiz bittikten sonra, çekimimiz bittikten sonra cihazımızı kapatıyoruz. Her bir sıra için yana geçebiliriz. Buradan durduruyoruz arkadaşlar. Çık dediğimizde kaydetme seçeneği çıkıyor. Kaydetme seçeneğine geliyoruz. Buraya deneme yazalım ve masa üzerine kaydedelim. Kesinlikle bilgisayara çekmiş olduğumuz datayı bilgisayar ekranına kaydetmedikten sonra analizini yapmayalım. Önce kaydedelim, sonra kaydetmiş olduğumuz görüntüyü açıp analizini yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar manuel çekimi göstereceğim sizlere. Cihazımızı tekrardan açıyorum. Bu BlueSoil programımızdan cihazımızı eşleştiriyoruz. Sonra tekrardan programımızı açıyoruz. Buradan seçeneğimizi yapıyoruz. Multi cihazımızı seçiyoruz. Manuel çekimi göstereceğim sizlere. Manuel çekimde istediğimiz kadar sinyal sayısı yazabiliriz. Bu bize bağlı. Ben buraya 12 yazıyorum. Cihazımızdan ise manuel çekime geliyoruz. Geldikten sonra bu 12 her bir sıra için alacağımız örnekleme sayısıdır arkadaşlar. Buradan tamam diyorum. Bilgisayarımıza tamam dedikten sonra cihaza tamam diyorum. Ve mavi butona basıyorum. Mavi butona her bastığımda bunu manuel olarak kendimiz gerçekleştiriyoruz. Her mavi butona bastığımızda örnekleme sayımızı bu şekilde alabiliriz. 12 dediğimizde zaten her bir sıra için 12 adet örnekleme alacaktır. Bunları saymamız gerekiyor. Çünkü 12 saydıktan sonra yan sıraya geçmemiz gerekir. Bu şekilde arkadaşlar yan sıraya geçtiğimizde her bir sıra için 12 örnekleme almamız gerekir. Ben burada 2 sıra olarak aldım. Bu şekilde kapatıyorum. Anlık olarak gönderir görüntüyü. Kapatıyorum. Tekrardan bunu masa üzerine herhangi bir isim verip kaydedebiliriz. Deneme 1 diyelim. Yani bu size bağlı, çekmiş olduğunuz yerlerle alakalı. Burada gördüğünüz gibi deneme 1 olarak bunu masa üzerine kaydetti arkadaşlar. Şimdi sizlere hafıza kayıt özelliğini göstereceğim. Öncelikle cihazımızı açalım. Buradan hafıza kayıt bölümüne gelelim. OK'ye bastığımızda burada seçenekler var. Kaç numarayı kaydetmek istiyorsak onu seçebiliriz. Örnek veriyorum. Birinci sıramıza kaydedelim. Birinci numaraya kaydedelim. OK'ye basıyoruz.
Her bir sıramız için adet sayımızı unutmuyoruz yalnız hafızaya kayıtta. Çünkü bilgisayar aktarırken burada bir yanlışlık yapmamamız gerekiyor. Ben şimdi burada iki sıra halinde yapacağım. Onar sinyal atacağım. Onar örnekleme alacağım her bir sıra için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk sıramı tamamlamış oldum. Tekrar geliyorum ve arazide olursa bu tekrardan yan sıraya geçip tekrardan ona kadar sayıyorum. Bu yana doğru kaç sinyal atacağımıza bağlıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi iki sıra halinde şu an cihazın hafızasına, bir numaralı hafızasına kaydettik görüntümüzü. Kapatıyoruz arkadaşlar. Devamında tekrardan açıp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar bunu doldurabiliriz. Ama her örnekleme kaydettiğimizde sıralarımızı bilmemiz lazım cihaza aktarırken. Şimdi onu anlatacağım sizlere. Buradan direkt çekmiş olduğum bir numaralı hafızaya geliyorum arkadaşlar. Hafıza kayıt, kayıt gönder. Buraya geliyorum. Cihazım ile bilgisayarı eşleştiriyorum. Şimdi kaydetmiş olduğum görüntüyü bilgisayara aktaracağım arkadaşlar. Kayıt göndere geliyoruz. Burada ne yapmıştık? Her bir sıra için 10 örneklem almıştık. O yüzden buraya 10 yazıyoruz. Bunu siz arazinin yine söylüyorum genişliğine, uzunluğuna göre değişkenlik gösterebilir. Buradan geliyoruz. Kayıt gönder. OK'ye basıyoruz. Birinci kaydımızı göndereceğiz. Birinci kaydımızda 10'ar sıra almıştık arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Yine paralel çekim yaptığımız için paraleli işaretliyoruz. Tamam diyoruz. Buradan gönder diyoruz. Gördüğünüz gibi iki sıralık datamızı gönderdi arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyoruz. Bunu da yine kaydedebiliriz. Deneme 2 diyelim. Masa üzerine kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere bu hafızaya almış olduğum, bir numaralı hafızaya almış olduğum datanın grid dosyasını masa üzerine göndereceğim. Bunda da Surfer ve Voxler'de incelemek isterseniz ekstra bir özellik olarak bunu cihazımıza koyduk. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz hafızaya kayıt aldığımız datayı grid dosyası olarak cihazımıza göndereceğiz. Cihazımızı tekrardan açıyoruz. Buradan devam ediyoruz. Manuel çekim, ultrason çekim, hafızaya kayıt. Hafızaya kayıta girdiğimizde yeni kayıt yaparız. Burası kayıt gönder ise kayıt listemiz yani hafızaya kaydettiğimiz dataların listesi buradadır. Bunun devamında ise tablo gönder. Tablo gönderde de hafızaya kaydetmiş olduğumuz dataların grid olarak bilgisayarımıza gönderebiliriz. Tablo göndere girdiğimizde zaten biz bir numaralı kayıda göndermiştik datamızı. Şimdi buradaki bir numaralı her bir sıra için onar sinyal göndermiştik. Bunu grid olarak cihazımıza göndereceğiz arkadaşlar. Bunun için grid yazılımımızı açıyoruz. COM bağlantımızı sağlıyoruz. Cihazımız COM4'te bağlanmıştı. Bu her bilgisayar için farklı olabilir. Adım sayımız burada 10. 10 yapmıştık. Bunları unutmamamız gerekiyor. Burada adım sayımızı yazıyoruz. Ve bilgisayarımıza bağlantı kurması için programın üzerindeki bağlantı tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Şu an bilgisayarımızda programımız bağlantıyı kurdu. Direkt buradan kayıt 1'i göndereceğiz. Buradan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kaydımız var. Biz kayıt 1'i göndereceğiz. Çünkü kayıt 1'e kayıt yaptık arkadaşlar. O yüzden 1'i göndereceğiz. Buradan direkt gönder dediğimizde iki sıra halinde yapmıştık gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'ar. 10. Yani 10 adımlık bir kaydımız vardı. Data örnekleme almıştık. Bunu gördüğünüz gibi iki sıra halinde gönderdi. Burada rakamsal veriler vardır. Sonra buradan grid oluştur diyoruz. Grid oluştur dedikten sonra masa üzerini seçiyoruz. Bunu deneme 1 grid dosyası olarak bilgisayarımıza masa üzerine kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi grid dosyası olarak buraya kaydetti. Bilgisayarımızda Surfer ve Voxer yüklü olmadığı için bunu göstermiyor. Bunu bilgisayarımıza yüklediğimizde direkt bunu da açıp analizini yapabiliriz. Cihazımızda işimiz bittiğinde cihazımızı direkt kapatıyoruz arkadaşlar.
Anlatacaklarımız bu kadar.